Şimdi söz sırası İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'da. Buyurun Sayın Özdağ. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye'nin PKK terörüne karşı elindeki en önemli ve etkin güçlerin başında gelmektedir. 1984 yılında doğrusu zayıf bir kuvvet olan jandarma, aradan geçen yıllar içinde terörle mücadele sürecinde büyük deneyim ve etkinlik kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle jandarma bugün mükemmel bir düşük yoğunluklu savaş ordusu veya hibrit savaş ordusu haline gelmiştir. 15 Temmuz FETÖ'cü darbesi sonrasında jandarmaya sızmış FETÖ'cülerin çok büyük bir kısmı tasfiye edilmiştir. Jandarmanın hibrit savaş olma özelliği güçlendirici adımlar atılmıştır. Jandarmanın İHA güçleri büyümüş ve etkili şekilde kullanılmıştır. Jandarmanın zırhlı araç sayısında önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Jandarma komando sayısı artmış, tamamı uzman erbaşlardan oluşan komando tabur sayısı 82'ye yükselmiştir. PKK ile yurt içinde de etkili bir mücadele sürdürüldüğünü görüyoruz. Bunlar doğrusu jandarma adına ve İçişleri Bakanlığı adına olumlu ve takdir edilmesi gereken gelişmelerdir. Ancak unutulmamalıdır ki Türkiye'nin başındaki iki büyük terör belası, PKK geri dönmek üzere büyük ölçüde Suriye'ye çekilmiştir. FETÖ ise geri dönmek üzere dünyaya dağılmıştır. Selefi cihatçı terörist örgütlenmeler ise Türkiye içinde kozalarını hızla örmeye devam etmektedirler. Değerli milletvekillerim, geri dönmek üzere hazırlanan FETÖ dışında Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bir hibrit savaş olan Orta Doğu İç Savaşı'ndan ülkemize yönelik kaynaklanan tehditlerin daha da artacağı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı Jandarma Genel Komutanlığı'nın güçlendirilmesine devam edilmesi gerekmektedir. Ancak bu güçlenmenin doğru kimlik üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası iken 15 Temmuz sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden koparılmıştır. Önce FETÖ'cü sızmanın ağır tahribatına maruz kalan Jandarma Genel Komutanlığı 15 Temmuz sonrasında ise askeri statüsünü tamamen kaybetmiş ve kimlik sorunları yaşamaya başlamıştır. 2803 sayılı yasanın 5. maddesinde jandarma askeri statülü kolluk kuvvetinden silahlı genel kuvvet kolluk kuvvetine dönüştürülmüştür. Ancak jandarmanın adını ne koyarsanız koyun, jandarma bir ordudur ve Türk ordusunun parçasıdır. Değerli milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanlığı'na silahlı genel kolluk kuvvetle deseniz, jandarma güçlerinden sınır ötesi operasyonlarda istifade ediyorsunuz. Sınır ötesi operasyonlarda jandarma çok başarılı operasyonlar, çok etkin operasyonlar yapıyor ve halen Suriye'nin kuzeyinde birçok jandarma elemanı görev yapmaya da devam ediyor. Afrin harekatında da en fazla şehidi jandarmanın verdiğini görüyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 60 bin Mehmetçik vatani hizmetlerini yapmaya devam ediyorlar. Üstelik Temmuz'da bu kaldırılacak ama bunun da devam etmesi lazım, jandarmanın çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi ülkemizle yeni düzenlemeler yapmaktır. Burada yapılması gereken Jandarma Genel Komutanlığı yasasındaki askeri statülü kuvvet, kolluk kuvveti konumunu güçlendirmektir. Fiili durum zaten budur. Gerekli olan da budur. Değerli milletvekilleri, Türk devlet kurumlarını FETÖ'ye teslim etmek çok büyük bir hataydı. Fatih Sultan Mehmet çok güçlenen ve siyasete müdahale eden bir tarikatın tüm mensuplarını İstanbul'da kılıçtan geçirtmişti. Devlet ortak kabul etmez. Ettiği zaman ortaya paralel devlet çıkar. Ve 5000 senelik Türk tarihinde paralel devletin ortaya çıktığı tek zaman var, o da sizin Türkiye'yi yönettiğiniz dönem. Başka hiçbir dönem yok. Hadi bana tarihten bir paralel devlet verin. Yok. Bugün de Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü örgütlenmenin yerini bir başka tarikatın örgütlenmesi alıyor. Ordu da tarikat bağı olmaz.
Cemaat bağı olmaz. Orduda bir tek bağ olur. O da silah arkadaşlığı bağıdır. Jandarma genel komutanlığı konusundaki bir diğer sıkıntı jandarmanın siyasileşmesidir. Eğer subaylar tayin ve terfi için il başkanı ve milletvekili aramaya başlarlar ise ne ülkenin güvenliğini ne de Türk milletinin varlığını böyle bir subay kadrosuna emanet etmek mümkün olmaz. Değerli milletvekilleri, jandarma ile ilgili yapılması gereken bir başka düzenleme jandarmaya ülke çapında istihbarat yetkisinin verilmesidir. Bugün polisin bu yetkisi var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da var ve olmalı. Ama jandarma kendi alanıyla, yetki alanıyla sınırlı yapabiliyor bunu. Ve Türkiye'nin nüfusunun çok büyük bir bölümü jandarmanın yetki alanı dışında. Bu da jandarmanın kırsalda başladığı takibi kentte devam ettirmesini engelliyor. Özellikle teknik takipte. Keza Selefi terörizmle mücadele konusunda da jandarmanın kapasitesine önümüzdeki dönemde daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bunun da kullanılmasını engelliyor. Değerli milletvekilleri, FETÖ'nün TSK ve jandarma içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor ve etmeli. Bu operasyonların bir bölümünün de ankesörlü telefon operasyonları olduğunu biliyoruz. Ancak bu ankesörlü telefon operasyonlarında da ağır hataların yapılmaya başladığını görüyoruz. Örneğin 2010 senesinde bir yüzbaşı bir tek kez bir ankesörlü telefondan aramış. Görevden alınıyor. Yapmayın bunu. Bu doğru değil. Sayın Genel Müdür. Hayır. Doğru bu. Bakın ben bu tür konularda araştırma yapmadan konuşmam. Bunu biliyorsunuz. Bir defa aranmış ve görevden alınmış. Bu yeni bir Ergenekon çıkarmasın karşımıza. Bakın bu iş çok cıvıyor. Bu iş çok cıvıyor. Bu cıvamanın arkasından birilerinin FETÖ için genel affı gündeme getirdiğini göreceksiniz. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Değerli milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanlığı terörle mücadele deneyimi yüksek, profesyonellik seviyesi ileri bir ordudur. Yapılması gereken jandarmanın sivilleştirilmesi fantazilerini bir yana koyarak ve yeni tarikat yapılanmaları engelleyerek Jandarma Genel Komutanlığı'nı terörle mücadelede güçlendirmektir. Bu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terörle mücadele dışına çıkarmamıza imkan verecek ve jandarmayı terörle mücadele eden sınır içinde ve sınır ötesinde tek güç haline de getirebilecektir. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte gerçekten böyle bir orduya ihtiyacı vardır ve biz İYİ Parti olarak böyle bir jandarma gücünün geliştirilerek devam etmesini arzu ediyoruz. Jandarma ile ilgili bütçeyi de İYİ Parti olarak kabul ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.